Bugün sizlere havluma yapmış olduğum çiçeklerin anlatımını yapacağım inşallah. Instagram'da resim paylaşmıştım. Fazlaca yapım videosu isteyen olduğu için hazır elimdeyken yapım aşamalarında paylaşmak istedim. Şöyle havlumu da kısacık bir göstermek istiyorum. Maribor marka çok çok güzel arkadaşlar. Dokusu biraz piyasadaki havlulara göre fiyatı yüksek ama çok güzel. %100 bambu. Eğer havlu alıp yapmayı düşünüyorsanız Maribor markayı şiddetle tavsiye ederim size. Başka havlu almak istemeyeceksiniz zaten bunu görünce. Şöyle arkadaşlar çiçeklerini uydurmaya çalıştım. Minik çiçeklerimi. İnşallah önce çiçeklerden başlayalım. Daha sonra yeşil kısımlarını ve dikmesini de göstererek devam edelim. Pırpırlı ya da sinek kanadı kaya bu gerçi. Sinek kanadı kaya yapımının bütün püf noktalarını ben daha önce paylaşmıştım sizlerle. Ona bakabilirsiniz. Çok yavaş ve detaylı olarak anlatmıştım. Ve havluya da nasıl kayaları eşit bir şekilde ayarladığımı da paylaşmıştım arkadaşlar. Yine kısacık bir göstereyim size. Şöyle en başına ve en sonuna yapıyorum önce. Kaç sıra yapacaksanız yani büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayın. Katlıyorum arkadaşlar ikiye. Mesela 20 sıradan yaptım. Şuradan 10 tane bir yarısına gelecek şekilde 10 tane diğer yarısına gelecek şekilde ayarlayıp yapıyorum. Daha sonra buralar bittikten sonra yeniden katlıyorum. Orta kayalarını bulmak için. Yine o 20 taneyi ona bölerek eşit parçaya bölerek ayarlıyorum ve ortadaki yan ortadaki kayalarını da yapıyorum. Sonra diğerini. Bu şekilde çok pratik bir yöntemle ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi daha önce hem uygulayarak hem de göstererek yaptığım bir videom var. Ona da bakabilirsiniz. Şimdi motiflerimizi şöyle önceden yapmış olduklarım da var. Şöyle kenarda dursun. Önce şu aşamayı yapacağız. Daha sonra kontur geçmesini uygulayacağız. Aslında ben tığın arkasında başlıyorum ama tığımı bulamadım. Çok daha pratik oluyor. Bunda kayabiliyor çünkü. İsterseniz makasın uç kısmıyla, isterseniz tığla şöyle önce iğnemi koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra ipimi koyuyorum ve 4 tur dönüyorum. 2 3 ve 4. 4 kere döndükten sonra bu ipi iğnemi şöyle üstten doluyorum. İğnemin arkasından gelen ipi de alttan 2 kere doluyorum. Ve çekip güzelce sıkıştırıyoruz. Şöyle bir göbeğimiz oluyor arkadaşlar. İyice sıkılaştırdım. 2 ile başlayacağım. İpimi hemen kesmiyorum. Bu motifimi bu yaprağımı yaptıktan sonra keseceğim. Bu şekilde ipim altta kalmış oluyor ve çıkma, sökülme riski olmuyor. Şimdi 2 tane zürafamı yaptım. Geriye atıyorum ipimi. Sadece yanlardan arttırarak 5 tane zürafa oluncaya kadar yaprağımızı büyütelim arkadaşlar. Bu çok küçük bir çiçek. Siz daha büyüğünü yapmak isterseniz sayılarını fazla yapabilirsiniz. Şimdi aynı battığım yere battım ve yandaki arttırmamı yaptım. Şimdi diğerine geçelim. Tekrar aynı yere batıyorum ve yandaki arttırmamı yapıyorum. Bu arada suni ip kullandım yapımında. Videonun sonunda da numaralarını vereceğim arkadaşlar. Başında söyleyecektim, unuttum. Videonun sonunda paylaşayım inşallah. 4 katlı olanını kullanıyorum ben. Çok çok memnunum. Açılma olmuyor, tüylenme olmuyor. Yapımı da gayet rahat. Düğümlerin oturması çok güzel. Tavsiye ederim arkadaşlar. Instagram'dan inoyası.fular sayfasından suni iplerinizi temin edebilirsiniz. İğnem de sosyete iğnesi. İğnemi de oradan alıyorum. 4 yıldır falan ben sürekli bu iğneyi kullanıyorum. Çok çok memnunum. Numarası yok. Sadece sosyete iğnesi diye satılıyor arkadaşlar. Şöyle ben kamerayı biraz daha yaklaştırayım. Evet. Başta yaklaştırmayı unuttum. Kusura bakmayın. Geriye attım. Şimdi son sıra arttırmamı yapıyorum. Yaprağınızın formunun bozulmaması için bu özellikle arttırmalarda dikkat etmeniz şey arttırma yaptığınız gözleri ortalarda yaptığınız gözlerden yani zürafalardan büyük yapmayın arkadaşlar. Onu istemsiz olarak bir büyük yapılıyor. Bazen bizde de oluyor. Yani bende de oluyor.
Ama onları daha küçük tutarsanız yaprağınız güzel bir şekilde büyür. Ama onları büyük yaparsanız yanlara meyilli olarak büyütmüş olursunuz yaprağınızı. O da hiç güzel olmuyor. O yüzden artırma yapılan zürafaları daha küçük tutmaya özen gösterin. 5 tane oldu şu an. Şimdi iki sıra keseceğiz. Sayımızı 3'e indireceğiz. Geriye atıyorum ipimi. Biliyorsunuz her zaman söylüyorum. Geriye atarken ipi çok gergin atmaya bakın ki yanlarda bir ip potluğu kalmasın. Hemen ikinci zürafama geçtim. Eğer ki arttırmada çok takılıyorsanız, şaşırıyorsanız ayrı ayrı hem ortadan hem yanlardan arttırdığım videolar var. Arttırma yaparak anlattığım. Onlarda çok çok detaylı gösterdim, yavaş anlattım. Onları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an 4 oldu bakın. Tekrar ipimi geriye atıyorum. Üstten 2 kere doluyorum ben. Bu 1,5 düğüm yerine geçiyor. Şimdi belki yeni izleyen arkadaşlar vardır. Onlar için onu da söylemiş olayım. Şu şekilde birinci yaprağımızı tamamladım. Bir tık büyük kesiyorum. Etrafını dolanırken arada kaynatacağız o ipi. Şimdi şu ipimi de en dibinden keserek bunu da iptal edelim. Evet, yaprağımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yanına yine 2 ile başlayıp 5'e kadar arttırıp 3'te keseceğiz. Yani şu şekilde bir yaprak elde edeceğiz. Ben şimdi devam etmeyeceğim. Bu şekilde tamamladıktan sonra zaten ikinci kısma geçeceğiz. O yüzden şununla devam edeceğim arkadaşlar. Krem ipimi aldım. Bu da krem, çok açık bir krem. Kırık beyaz gibi. Halının kendine daha yakışacağını düşündüm. Beyaz belki sırıtabilirdi. Şuradan iki yaprağın arasından bir tane düğüm atarak başlıyorum arkadaşlar. Normalde tek dolasanız bile başlarken ve biterken mutlaka çift dolayın ki düğümleriniz sökülme yapmasın. Şimdi şu şekilde başladım. Bakın hepsine batarak gitmeyeceğiz. Burada en son arttırma yapmış olduğum kenardaki zürafam, yani şu beşlinin kenardaki zürafasına batarak şöyle bir geçiş yapıyorum ve biraz gevşek bir şekilde geçiyorum arkadaşlar, asıtmaması için. Şöyle hemen ikinciye bir tane zürafa yaparak geçtim. İpimi şöyle bu tarafa alıyorum. Buradan bu ipi de kaynatmış oldum arada. Şimdi yine yandaki en son arttırma yapmış olduğum yere kadar kontur geçerek ineceğim. Şuraya da gelelim. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi hemen şu araya. Yine kesinlikle gerdirmiyoruz. Gevşek bir şekilde inelim. Eğer ki ütülüyorsanız hatta bir tık daha gevşek inebilirsiniz. Çünkü toparlama olacaktır ütüleyince. Bunu yaptıktan sonra yeniden şuraya çıkıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir saniye. Elimden kaydı. Aynı şekilde devam ediyorum. Şu en üste geldiğimde şu ipimi arada kaynatarak geçiyoruz. Hepsini böyle dolanalım arkadaşlar. En son yine orta arada bitecek. Yani aşağı indiğimizde onları dediğim gibi çift dolayarak bitirin mutlaka. Güzel sıkıca bir düğüm atın ve kesin. Şunları da bakın şöyle asılarak kesebilirsiniz. Hiçbir şekilde onlar belli olmayacaktır. En son şu aşağıya indiğinizde güzelce sıkıştırın ve kesin. Yani şurada bitmiş olacak yaptığımız. Şimdi şundan devam edelim yine. Koyu rengimi aldım arkadaşlar. Şimdi arka tarafını çeviriyorum motifimi. Buradan bir tane göze batarak, biraz zor olacak çünkü bu
sıkı olduğu için arkası göbek üzerine başlamadığımız için yani parmakta dolayarak. O yüzden şu beyazlara batarsanız daha kolay batması. Şöyle sabitledikten sonra herhangi bir gözden ön tarafa çıkıyorum. Dipteki herhangi bir gözden çıkmaya özen gösterin. Şimdi motifimi şu şekilde tuttum. İğnemi de koyuyorum. Burada 35 kere dolayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben hızlı bir şekilde doluyorum. Sizler düzgün olacak şekilde dikkat edin. Evet, 35 kere doladım. Da bir iki kere daha dolayayım. Biraz fazla olsun. 37 tane oldu toplam. Yavaş yavaş iğneyi elimizden bırakmadan aşağıya doğru indirelim. Şöyle dikkatlice. Tamamen sıkılaştırmadan aynı gözden yine arkaya geçelim arkadaşlar. Burası önemli. Eğer bu göbeği bozuk yapıyorsanız benim yaptığım gibi yapın lütfen, düzgün olacaktır. Daha sonra bastırıp çekiyoruz. Bakın tam yuvarlak elde etmek için. Şimdi şuralardan da bir iki yerden çıkalım ve sabitleyelim motifimizi. Şuradan bir geliyorum. Yeniden içinden batıp arkaya geçiyorum. Bunu kaymaması için yapalım mutlaka. Bu şekilde yaparsanız hem kaymaz hem de motifiniz tam yuvarlak durur. Şunlara da yapayım arkadaşlar. Videoyu uzatmayalım fazla. Evet, bu şekilde sabitledim. Şimdi döndürüyoruz arkasını. Arkasından şöyle birkaç yerinden gidip gelelim ki bunu yaprağa birleştirirken kolay olsun arkadaşlar. Yani bizim dikişe tutturabileceğimiz ipler olsun diye ben böyle yaptım. Daha güzel oldu. Kolay oldu. Bu şekilde birkaç yerini teyelledim. Daha sonra güzelce düğümümüzü atalım ve keselim. Ben iki kere yapıyorum bu düğümü. Yani burada yaptım. Tekrar bir tane daha yapıp keseceğim. Çiçeğimi bitirdim arkadaşlar. Şimdi bu bir kenarda dururken hemen yeşil kısmını da yapalım havlumuza. Şöyle havlumu alıyorum. Arasında biz bez zürafadan kullanacağız. Yani şu dip kısmını yapacağız şu an. Bez zürafayı kullanacağımız için şuradan sağdan ve soldan aynı kalacak şekilde sayalım ve bez zürafayı ayarlayalım. Şuradan 2, 4, 2, 4, 6 diyorum bir buradan. Buradan da 2, 4, 6. Baktım birer tane daha alıyorum. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Şu 6 zürafaya ben 5 zürafamı yaparak başlayacağım. Yani çünkü bir tane de fazla olması lazım ki üste çıktığımızda o 5 zürafa olacak zaten 6 tane. O yüzden bu şekilde tam ortadan başlıyorum. Yani tam orta dediysem hani siz mesela 12 zürafaysa 6'dan başlamayın. Dediğim gibi benim gibi ölçün. Yanlarda aynı eşit şekilde kalacak şekilde ayarlamamız lazım. Şu şekilde başladım. 5 tane zürafa yapıyorum. Evet, şu an 5 tane zürafam oldu. İpimi geriye atıyorum. Zürafamız 4'e düşecek arkadaşlar. Bunu bu şekilde devam ettirelim. Arkadaşlar 5 değil de 4 zürafa üzerine yapmışım ben diğerlerine.
Kafam karışmış orada. O yüzden kestim. 4 zürafadan başladım. Şimdi bakın hiç arttırmadığımız için zaten sayılar git git düşüyor. 2 tane kalmıştı. Tekrar geriye atıyorum. Burada bu tarafa doğru genişçe bir şöyle göz yapıyorum arkadaşlar. Bunun üzerine uygulayacağız biz. Bakın. Sağdan yapıyorsanız zaten direkt başlarsınız ama ben soldan geldiğim için şöyle bir hafif bu tarafa bir meyilledim ipimi biraz. Şimdi bunun üzerinden tekrar bu tarafa, sağ tarafa doğru 2 tane zürafa ile başlıyorum. Geriye atıyorum ipimi. Sadece arkadaşlar yanlardan arttırarak 6 sıra çıkacağız. Pardon, 6 tane zürafa oluncaya kadar çıkacağız. Zaten her sırada sadece bir tane zürafa arttığı için toplamda ip kısmındakiyle birlikte 5 sıra çıkmış oluyoruz. 3 oldu. Tekrar geriye atıyorum ipimi. Dört oldu. Bu şekilde iki sıra daha çıkalım. 6 zürafam oldu. Şimdi kesiyoruz artık. Bir tane zürafa kalıncaya kadar keseceğim. Geriye atıyorum ipimi tekrar. Direkt ikinciye geçtim. Tek de dolasanız, çift de dolasanız düğümlerinizi mutlaka sıkı yapın arkadaşlar. İğne oyasının en büyük püf noktası düğümleri sıkı yapmaktır ve eşit yapmaktır. Geriye atıyorum. 5'e indi sayım bu arada. Aynı şekilde kesmeye devam ediyorum. Bir tane zürafam kalıncaya kadar keseceğim arkadaşlar. Bir tane zürafam kaldı şu anda. Telefon arada sallanıyor, kusura bakmayın. Bu zürafamın içine de geriye döndüm. Şu şekilde çıkıyorum arkadaşlar. Asılarak bir sivrilik veriyorum. Hemen bir tık üzerinden keselim. Şimdi ikinci yaprağı hemen karşı tarafına, bakın şöyle yine sıfırdan başlayarak, yani yeniden ip takıyoruz ve 2 tane zürafa ile başlayarak aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. İki yanlarda oluyor bu yapraklar. Şu ortası bu şekilde boş kalacak. Oraya da hemen dallarını yapacağız. Onu göstereyim şimdi. Dal kısmı da çok kolay. Şöyle ipimi sabitleyerek başlıyorum. 2 tane zürafa ile başlıyoruz arkadaşlar burada. Geriye atıyorum ipimi. Sadece bir taraftan arttırarak. Sizin yönünüzden neresi geliyorsa, ben iç taraflardan arttırdım. İkisinde de. Bakın geriye attım. Burada gelmiş olduğum zürafaya tekrar batıyorum ve bir zürafa yapıyorum. Hemen ikinciye geçiyorum. Yani bu tek bir yerde arttırma yapmamızın sebebi bizim bu iki zürafayı korumamız arkadaşlar. Bu bir zincir tekniği aslında. İkili zincir. Ben daha önce tekli, ikili ve üçlü zincir yapımını göstermiştim ayrı bir videoda. Ona bakabilirsiniz. Bu zincirleri birçok yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dallamada, yani havlu yapıyorsanız dal kısımlarında, daha sonra tesbih kordonlarında. Yani mutlaka çok faydalı. Kolye yapıyorsanız kolyenin bu nasıl diyeyim, zemin kısmında hepsinde kullanabilirsiniz. Şimdi bakın aynen bu şekilde yaparak bu
Bu sırayı 13 sıra oluncaya kadar devam ettireceğiz. Şöyle alttan saydığımızda 1, 2, 3, 10 sıram kalmış benim. Toplamda 13 sıra oluncaya kadar devam edelim. 13 sıra yaptım. Şimdi bunu ben şöyle direkt karşıya geçerek bırakacağım arkadaşlar. Şöyle. Bu ipimiz burada kalsın. Yeniden bir ip takıyorum. Şimdi hemen şu dip kısmına da aynı şekilde yaprağımı uyguluyorum arkadaşlar. Pardon, dalımı. Şuraya başlıyorum. Yine 2 ile başlayıp 13 sıra arttıracağım. Sadece bir taraftan. Bunda da iç kısmını da arttıracağım arkadaşlar. Yeşil dalın ikincisini de tamamladım arkadaşlar. Şöyle çiçeğin bir tanesini diktim ben. Diğerini de birlikte dikelim. Çiçeğimi alıyorum. Bakın şu şekilde çevirip çok kolay çiçekleri dikmesi. Zaten arkada bir zemin hazırlamıştık biliyorsunuz. Şöyle geçiriyorum. Bakın böyle. Şimdi yine bir yeşil daldan bir o çiçeğin arkasındaki iplerden batarak geçiriyorum. Bu işlemi birkaç kere yapalım. Böyle bir ondan bir ondan. Sağlam olsun, kıpırdamasın. Diktikten sonra hemen şöyle 2-3 yerden sabitleyelim. Bakın bu şekilde sabitledikten sonra zaten güzel sıkıca oldu. Şöyle yine hem dalından hem yeşil kısmından alarak düğümümü açacağım. İlk düğümümü attım. Hemen bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Daha sıkı olsun diye. Çiçek dikmekten korkmayın. Çok basit çiçek dikmesi. Sadece güzel sabitleyin yeter. Şimdi kesiyorum. Şöyle çevirdiğimizde dikerken bozulabilir. Elinizle düzeltebilirsiniz. Ilık bir ütü yapabilirsiniz. Şu göbeklerine getirmeden çok hafif ılık bir ütü yapabilirsiniz. Çünkü dikerken yıpranabiliyor. Bu arada hemen ipliğimin numarasını da vereyim. Şu açık krem dediğim 500 numara arkadaşlar. 4 katlı. Yeşilim 548 numara. Bu soğan kabuğu rengi de 527 numara. Hepsi 4 katlı. Diğer koyu rengin numarası yok. O eskiden kalan bir ipti. Instagram'dan inayasi.flar sayfasından Hediye abladan alabilirsiniz. Kendisi size her konuda yardımcı olabilir. Takıldığınız ipler de sizlere yardımcı olabilir arkadaşlar. Bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere inşallah. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.